arayacağız, öz eleştiri yapacağız diyor Emre Belözoğlu. Peki o farkına varılması gereken eksikler ne Mehmet sence? Ya da neyi değiştirecek Emre Belözoğlu bundan sonraki süreçte? Neyi değiştirmeye çalıştı sorusuna cevap vereyim istiyorsan. Gustavo'yu biraz farklı oynattı. Daha derinde yani. Gustavo çok orta sahada e, tek kalmadı. Öyle söyleyeyim. Yanına Ozan ve Pelkas'ı e, koyunca doğal olarak Gustavo tek kalmadığı için fiziksel mücadelede gayet top kaptı ikili mücadelede ayakta kaldı artı daha rahat bir maç çıkardı. Önceki maçlarda hatırlarsınız son dönemde zaten Gustavo'da artık eleştirmeye başlanmıştı. Evet. Erol Bulut'un formasyonunda çok pek kalıp. çünkü bir uyum sağlayamamıştı yani. Şimdi işte. orada 4-3-3 diyebiliriz aslında. Üçlü bir orta saha oldu o gün. 4-2-3-1 oynayan bir Fenerbahçe vardı. Yani Gustavo'nun yanında Sosa oluyordu. Ozan Tufan veya Mert Hakan oluyordu. Hı. Dün e, Gustavo'nun yanında Sağ, e, sağ, ve solunda. Ozan'la pelkası olunca biraz daha diri kaldı diyebiliriz mücadelelerde. Yani Denizli Sporlu oyuncularla orta sahadaki tüm mücadele hemen hemen kazandı e, Gustavo. Sinan Gümüş tercihi var farklı olarak Erol Hoca döneminde ama Sinan o şansını iyi kullanılan bahsedemeyiz. Sıkıntı o sayı Samuel girdikten sonra ki Fenerbahçe skor avantajına sahipti. Ezgi ben mesela daha pozisyonu girip hani 2-3'ü bulmalarını beklerdim. Çok öyle kontrataklarla da e, hmm. düşünüyorum. bir Can'ın birkaç pozisyon var. İrfan Can'da kıpırdanma olduğunu söyleyelim. Bir önceki maçlarına göre daha hazır görüntü sergiledi. E, golü e, Samatta yüzünden diyebiliriz orada bir şortuna e, temas, temas var, var. ve Var'ın doğru bir uygulaması var. Cüneyt Çakır'ın gitmesine gerek yoktu. Eğer Samatta'ya temas olmasa muhakkak Cüneyt Çakır'ın görüşüne e, başvurulmalıydı. E, Emre, o, Emre Belezon artık Emre Hoca'nın maç sonrası 2 puan fark var diyor. Şunu ben düzelteyim. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 3 e, puan fark var. Yani iki puan fark şöyle yetmez. Ee, puan puan oldukları zaman hmm. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı bir ikili averajları var. Yani şunu demek istiyorum. Ee, Beşiktaş'ın rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın bir beraberlik kredisi var. Bence bu önemli psikolojik etken ki çarşamba günkü Alanya maçını kazandığını düşünelim. O maç eksiğiyle birlikte belki de bir beraberlik, bir yenilgi hakkı olacak Beşiktaş için. <laughs> Bence bu ligin kalan haftanın hem çünkü dediğim gibi ezgi yani ben hiçbir takımın kalan 9 hafta içinde öyle 9'u geçtim. 5-6 maçlık bile seri yapabileceklerine çok ihtimal vermiyorum. Hmm. Geçen seneyi hatırlayalım. Hep kazanan bir Başakşehir'le Trabzon vardı. Sonlarda hatırlıyorum. Denizli'ye, Konya peş peşe sürekli hatırlarsınız hani ikisi de puan kaybediyordu. Son anda Başakşehir bir hafta kalı olmuştu şampiyon. Yani bu hele ki bizim ligimizin zorluk seviyesi daha da bence arttı artık. Hiçbir sonuç sürpriz değil. o anlamda Fenerbahçe için şunu söyleyeyim olumlu. Galatasaray kart etti. Şu an ikincilik anlamında. Evet. Diskolojik üstünlük artı Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kıyasla fikstürü de daha açık. Ben Alanya deplasmanın dışında evet e, kritik Kayseri gibi Ankara gücü gibi yani düşmanlık takımlara da gidecek ama fikstürü daha rahat. Yani Fenerbahçe'nin ikincilik anlamında ben dünkü hmm. galibiyeti artıhane yazıyorum. O güne de katılıyorum. İkinci olmak da önemli. Şampiyonluğu önlemesine Tabii. katılmak kazanacaksınız. Ben ama hala e, iki tane yaptığı puan kaybına rağmen e, iki hafta beş puan. Abu Bakır'ın sakatlığı o günden bahsederiz yani Beşiktaş'ta muhakkak. Ben Beşiktaş'ın biraz daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela. birazdan Fenerbahçe'nin kalan maçlarını getiririz ekrana ama onun dışında şimdi oyunda çok bir fark göremedim dedin o gün sen de. Sinan Gümüş ve Samat da tercihleri ilk 11'ler açıklandığında daha doğrusu muhtemel 11'lerde de vardı aynı şekilde. Çok tartışılmıştı acaba doğru seçenekler mi diye. Emre Berezoğlu'nun o iki oyuncuyu neyi düşünerek oynattığını düşünüyorsun ya da bundan sonraki haftalarda acaba nasıl devam edecektir bu iki oyuncuyla ilgili görüşleri düşünceleri? Ya öyle böylece olur. Samatta'nın kötü bir futbolcu olduğunu zaten düşünmüyor. E düşünse zaten getirmezdi buraya. E kariyer açısından da baktığımız zaman çok iyi dönemler geçirmişti özellikle Belçika'da. E ancak hani burada bir dikiş tutmadı o Samat'ta. Bazen santraforlar için gol atmak çok önemli. İşte bir gol atarsın. Ondan Aşırız. sonraki e süreçte psikolojin de değişir. Belki Samatta'ya bu uygulanabilir düşüncesiyle bence attık hmm. ki Hani diğer forvetlere baktığımızda Assist'den ya da Tiam'dan da çok son dönemde verim alamadı zaten. Bir tane tercih yapması gerekiyordu. Burada biraz daha hızlı oyun, ee, daha fazla rakibi yoran bir oyun oynamak istediği için bence e, Samat'ta tercihinde bulundu. Onun dışında Sinan Gümüş yani Osay Samuel'in geldiğinden bu yana hani bir iki maç dışında çok iyi oynadığı bir maç ben hatırlamıyorum. Zaten yani oynuyor ama e, tabela yapamıyor. Onu. Ya işte çok iyi oynadı. Yani bir iki maç evet problem var falan. oynadı. Ancak onun dışında Hani e, oyuna damgasını vurdu bir maç atılamıyor. Hep pelkası pel konuştuk biz bu süreçte. Eee tabela yapamıyor. Dün zaten bir tane pozisyonu hatırlıyorsunuz. Yani orada aldı at derdisini bir pas veriliyor. Onu da değerlendiremedi. Yani orada belki Sinan Gümüş'ün etkili olacağını düşündü. Çünkü hani Samat e, orada Samuel'den bir verim alamıyorum. Bari bir Sinan'ı deneyeyim. Verim verirse kalan atlarda değerlendiririm diye. Çünkü bazen performansı kötü giden futbolcuları bir kenara çekmek gerekiyor. Hı, hı ona da o şeyi vermek gerekiyor. Yani sürekli yerin garanti, yerin garanti dersen. Şöyle diyebiliriz. Ama gün... Sinan şunu gösterdi mi? Bundan sonra o say oynayacak oradayı. Göstermedi. Yürü. Göstermedi. Son şey. vuruşlar sıkıntılı o gün Fenerbahçe'de. Yani forvetlerine e, bakalım. Tiam, e, Samat Samat'ta, Sisse toplasak 15 gol etmiyor sanırım. Sinan nispeten ben hani Sinan'ı hep eleştirirsek de son vuruşu temizdir Sinan'ın. Hani o pozisyonlar Sinan'a geldiği zaman gol yüzdesi fazla olabilir. Belki bunu teoride düşündü ama sinan bunu pratiğe dökemedi oyun olarak. Hı hı. Evet yani belki Emre Emre Belözoğlu şunu değiştirebilirim. Ee, kanat forvet noktasında hep Ener Valencia'yı değerlendiriyoruz. Yani orada Beşiktaş'ta Abubakar e, ileri uçtayken Leren sol kanatta kanattan ziyade bir kanat forveti havasında. Evet. belki Sinan Gümüşü biraz daha yakın oynatabilir ilerleyen süreçte Hani böyle bir değerlendirmede yapılabilir evet Mehmet Özcan'ın dediği gibi hani e, Sinan'ın bitiriciliği bence de olsa Samuel'den daha iyi hı. bunu geçtiğimiz yıl Alanya'da gösterdi zaten şey Antalya Spor'da gösterdi zaten orada e, tabelaya yaptığı katkıyla Antalya'ya iğme kazandıran futbolculardan bir tanesiydi Sinan bunu yapabilir ancak biraz daha işte orada e, ileri uca merkezi biraz daha yakın olması hı hı. gerekiyor. Ee, Sinan'ın da düzenli oynama şansı artık bu saatten sonra kalmış zaten şurada kaç hafta hani e, bilemiyorum. Orada sürekli bir değişkenlik olacağını düşünüyorum. Değişkenlik olur diyorsun. Peki e, bir bakalım mı Fenerbahçe'nin kalan maçlarına? Şimdi bu hafta e, 8 Nisan'da Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek sarılar Civertliler Şimdi tabii ki o deplasman özelinde de konuşuruz ki deplasman performansı daha iyi bu sezon e, sarı lacivertlerin. Sonra içeride Antep'te oynayacak. Ee, Başakşehir deplasmanı, Kasımpaşa Alanya spor deplasmanı, Erzurum Ankara gücü deplasman. İçeride Sivas maçı ve son karşılaşmada Kayseri spor deplasmanı olacak. Çok iyi bir deplasman karnesi var Fenerbahçe'nin evet. bakarsak. Ligin en iyi takımı deplasmanda. Ee, i̇ç sahada sıkıntı vardı Ezgi. Kolay değil yani ligde hiçbir maç öngörüleme. Ben açıkçası Malatya maçını zor geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Malatya'nın şu an Yakalandı Malatya düşme hattında. Averaj da sıralanıyor yani aslında düşme hattına girdi diyebiliriz. Olası bir Fenerbahçe ilgisi de Malatya'yı İrfan Hoca ile Süper Lig'e çıkartan teknik direktör. Camiayı biliyor, takım biliyor. Kötü bir takım değil. Adem Büyük gibi Umut, Kubilay, Tete yani hücum oyuncuları var. Denizli Spor'a göre daha etkili hücum oyuncuları var. Akua orta sahada da fena oyuncuları yok ama tabi ciddi bir 11 haftalık periyotta. Geçen sene de benzer psikolojiye girmişlerdi çünkü o gün hatırlarsın Saygen hoca bıraktıktan sonra bir 14-15 hafta kazanamadılar. Hikmet Karaman geldi ama o, o yine e, reaksiyon verip küme düşmüşlerdi. Küme düşmenin kaldırılması kampanyası vardı. E, uzun süredir kazanamayan takımlar bu tip maçlara daha fazla sürüyor. Bunu Kasımpaşa maçında da Beşiktaş'a karşı oynanır e, önünde gördük. Tabii. Kasımpaşa 10 haftada bir galibiyeti vardı. Geldi Beşiktaş'ı mağlup etti mesela lideri. O psikolojik olarak da kendilerini daha yukarı çekeceğini biliyor zaten. Hı hı. E, büyük yani şampiyon karışı veren takımlar hiç kendine güvenmesin. Bu ligin yolunu, e, şampiyonluğunu küme düşme hattındaki takımlar belirler. Türkiye liginde hep böyle olmuştur. Şimdi Sen... eee çok